Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Evi YouTube kanalıma Hoş geldiniz. ben Kübra Eröz. Bugün sizlerle e, Tığımdan da anlaşılacağı üzere Tun işi, işi bir çalışma yapacağım Aslında bu biraz tun tığı değil ama e, Size kısa bir çalışma göstereceğim için Benim için uygun kullanabileceğim bir tığ Ama siz istediğiniz 3.5 milimlik Veya elinizin örgüsüne göre 3 milimlik bir tığ ile devam edebilirsiniz İpim ise e, Etrofilin anti peeling özelliği olan Bir ipi Pembe rengi tercih ettim Daha sonra videomuzun sonunda Sizlere bu e, çalışmamızın biraz daha büyümüş halini göstereceğim. Nasıl bir görüntü oluştuğunu göstereceğim. Peki bu örgümüzü nerelerde kullanabiliriz? Özellikle bebek battaniyelerinde, hırkalarında, ceketlerinde, süveterlerinde ve birçok şapka modellerinde kullanabiliriz. Ayrıca bundan e, ekstra olarak projelerinize e, Kırlentleri, cüzdanları, çantaları da ip türünü değiştirerek dahil edebilirsiniz. Ee, siz de iplerinizi, tığlarınızı hazırladıysanız lafı daha fazla uzatmadan hemen çalışmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi zincir üzerine modelimizi kuracağız. Hemen bir sıkılaştırma zincirimi yaptım ve devam ediyorum zincirlerimi çekmeye istediğiniz kadar istediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz ee, bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum zincirlerinizi gevşek çekerseniz alttan e, sıkma yapmaz modelleriniz üstte e, ve altta eşit gözüküyor dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz dediğim gibi e, battaniye örmek isteyenler için söylüyorum bir metre yardımıyla ölçerek 90'a 90 veya 100'e 100 ebatlarında battaniye örebilirsiniz. Yeleklerde ve ceketlerden bahsediyorum. Bebek ve yetişkin modellerinde de beden ebatlarına göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Dilerseniz ben hemen zincirlerimi ayarlayıp geliyorum. Toplamda ben 18 tane zincirimi çektim. Şimdi gördüğünüz gibi hemen batarak örgüme başlayacağım. Normal Tunus tekniğiyle battım, aldım, batıyorum, alıyorum ilmeğimi. Bu şekilde tunus tekniğiyle ile batıp ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi toplayacağız. Dediğim gibi örmek istediğiniz boyutlarda zincirlerinizi çekerseniz bir metre yardımıyla da ölçerseniz istediğiniz boyutta modelinizi çıkarmış olursunuz. Ben videonun sonunda modelin biraz daha ilerlemiş ve büyümüş halini sizlerle paylaşacağım. şimdi gösterdiğim gibi ilmeklerimizi toplayalım. sıra sonuna kadar toplayacağız. evet ve son ilmeğimi de alıyorum. ilmeklerimi topladım. şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Önce ilkini 2, diğerlerini ilmeğimle beraber ilk tığımdaki şu ilmekle beraber 2 2 oluyor ama topladığım ilmekler olarak tek tek çıkıyorum. Şöyle tığımdan ilmeklerimi çıkıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayacağım. Pardon, sıra başına kadar diyebiliriz. Gerçekten model kendini gösteren ve çok şık bir model olacak. Videomuzun sonunda hatta girişte kapak resminde de görmüştünüz. Şöyle çıktıktan sonra şimdi burada artık modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir model şeklinde anlatacağım sizlere. Şimdi hemen ilk önümdeki ilmeği alıyorum ve bir tane düz örgümü yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu önümde gördüğünüz hemen bir odaklama yapıp daha net anlatmak istiyorum. Şu en önümde gördüğünüz ilmeği hemen şu şekilde batmayacağım. Hemen bu ördüğüm ilmekle bu ilmek arasındaki bu boşluğa batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın başında doluyorum ve aynı boşluğa batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ip dolamıyorum. Hemen şu iki aranın boşluğuna batıyorum. Ve buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın başını bir kez doluyorum. Aynı boşluğa batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra bir sonraki şu ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sonra bir sonraki ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. İki tane düz yapmış oluyoruz. Şimdi bir sonraki ilmeğimizi hemen ördüğümüz ilmekle bu sonraki ilmeğin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığımın başını doladım. Battım. İkinciyi çıkarttım. Hiç zincir çekmeyeceğim. Tığımın başını dolamayacağım. Hemen şu iki tanesinin arasına battım. Bir ilmek çıkardım. Bir kez tığımın başını doladım, tuttum ve bir kez daha batarak bir ilmek daha çıkardım. Bir sonraki ilmeğime batıp normal ördüm. Bir sonraki yine batıyorum. Normal örüyorum. Modelimiz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyor. 2 düz örgü ve 2 iki, ikişer batma ile ilerliyor. Burayı beraber yapalım. Hemen şu iki örnek arasına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın başını doladım. Battım. Bir ilmek daha çıkarttım. Hemen şu ikisinin arasına batacağım. Battım. İlmek çıkardım. Tığımın başını doladım. Battım. Bir ilmek daha çıkardım. Şimdi bir sonraki ilmeğime battım. Bir tane ördüm. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane daha örüyorum. Hemen ikisinin arasına, şu ikisinin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın başını doladım. Bir kez daha battım. Bir ilmek daha çıkarttım. Şimdi bir sonraki'nin ikisinin şu gördüğünüz gibi boşluk var o arada. Şu ikisinin arasına battım ve bir tane de oradan ilmek çıkardım. Tığımın başını doladım. Battım bir ilmek de buradan çıkarttım. Hemen bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Bir ve iki kez örüyorum. Hemen sonrakine batıyorum. Bir, iki kez battım. Tığımın başını dolamıştım. İki kez battığımda hemen yan taraftakine batıyorum. Battım. Tığımın başını tekrar doladım bir kez daha battım ve son kalan iki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum bir de şöyle göstermek istiyorum şu arkada kalan hemen bir odaklama yapmak istiyorum şurada gördüğünüz gibi son kalan iki ilmeğimi birden batacağım kenarımın düzgün gözükmesini istiyorum ve orayı iki batarak örmüş oluyorum gördüğünüz gibi ilmeklerimiz çoğaldı ve bu şekilde ilerledi. Şimdi bu ilmeklerimizi nasıl toplayacağız? Hemen ilk ilmeğimi ördüm. Bu normal ördüğümüz ilmekleri normal düz bir şekilde örmeye her sırada devam edeceğiz. Hemen ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Burada iki iki battığımız ilmeklerimiz kaldı gördüğünüz gibi. Burada bunları hemen tığımın başına aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen size daha net bir şekilde olsun diye. Tığımın başına aldım. Hepsini bir çıktım. Tığımın başına aldım. iki ördüm. ilmeklerim tek tek ördüm. Düz ördüm. Şurada ilmeklerim kaldı. Onu bir. diğerinde bir alıyorum. Batçık yaptıklarımın hepsini bir alacağım. Şöyle ayıralım burayı daha net anlayabilin diye bu batçık yaptığım ilmekleri hemen onları alıyorum hepsini bir çıkacağım şimdi gördüğünüz gibi hepsini bir çıktım şimdi burada iki düz ördüğüm ilmeklerim var 1 ve 2 olarak çıktım şimdi batçık yaptıklarım var onları hepsini bir çıkıyorum bir sıra sonra eliniz alışacak ve ayırmadan artık hızlı bir şekilde örmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktım hemen 1 ve 2 2 çıkıyorum ve son olarak hepsini bir çıkıyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada bir sıkıntı oldu. Evet. Ve 1 2 çittim. Modelimin bu sayede ilk sırasını tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci sırası nasıl ilerleyecek modelimin? Hemen onu da göstermek istiyorum. Battım, ilkini tekrardan düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki örneğime geldim. Burada gördüğünüz gibi çift battığımız yerler var. Onu da bir aşağıdaki model aşağıdaki modelimde yaptığım gibi hemen şu modelimle ördüğümün arasındaki şu boşluğa boşluğa giriyorum ve buradan bir ilmek alıyorum. Tığımın başını doladım. Battım, bir ilmek daha aldım. Tığımın başını hiç dolamıyorum. Bu tarafını yaptık. Şimdi sol tarafına batacağım. Soluna battım. Bir ilmek aldım. Tığımın başını doladım. Tekrardan batıp bir ilmek alıyorum. Aşağıdakinin aynısını yapacağız fakat bu kez bu topladığımız modelleri arada bırakacağız. İki tane normal düz bir şekilde örüyorum. 1 ve 2 Hemen bir sonraki tomurcuğumun arasına battım, aldım, tığımın başını doladım. Tekrar batıp alıp bekliyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Sol tarafına geçiyorum tomurcuğumun alt battım aldım ve bir kez daha battım bir sonrakine geçiyorum bir ve iki kez örüyorum hemen boşluğa battım aldım bir daha batıyorum hemen boşluğa geçtim batıyorum ve alıyorum sıra sonuna kadar işlemimiz bu şekilde devam edecek Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde sıra sonuna gelip e, tamamlamak istiyorum modelimizin nasıl ortaya çıktığını size Aslında göstermek istiyorum bu ördüğümüz modelde iki tane düz yaptım şimdi son modelimi koyacağım Tığımın başını doladım ve battım. Son modelime geçiyorum artık. Aslında eliniz alıştıktan sonra kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Çok hızlı ilerleyecek bir model olacak. Dediğim gibi ipinizin ve tığınızın türüne göre model değişiklik gösterebilir. Ee, bu yüzden, evet, nasıl örüyorsanız geniş veya sık, ona göre tığ ve ip seçerseniz daha hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Aslında, aslında aşağıdaki modelimiz yavaş yavaş kendini gösterdi. Şimdi hemen tığımdan çıkmak istiyorum. İlmeklerimi çıktım. İlk ikisine normal çıkıyorum. Diğerlerinde arkadaşlar şöyle hepsini bir çıkıyorum. Son iki tane kalana kadar hemen bu ikiyi de çıktım. Hemen bunu da çıktım. Şöyle ilkini aldık, ikincisini alıyoruz. Pardon, yanlış yapmışız burayı. İlkini aldım. Şöyle şu şekilde ikincisini aldım. Sonra batıp çıktıklarımın hepsini alıyorum. Şöyle ilk ikinci ve batıp çıktıklarımın hepsini alıyorum. Sonuç olarak tek ördüklerimi tek batıp çıktıklarımın ise hepsini alıp aslında bir nevi zincir sayımı tekrar aynı eşitliğe getirmiş oluyorum. Arttırma yapmış olmuyorum yani. Şimdi bu sıranın sonunda biraz daha modelin burada ördüğümüz modelde çıktığını görmüş olacaksınız. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum hemen. Gördüğünüz gibi modelimiz aslında ortaya çıkmaya başladı. Bu e, bizim burada ördüğümüz model. Şimdi ben size bunun biraz daha büyümüş halini göstermek istiyorum. Şöyle ve bu modelimizin açık mavi turkuaz açık turkuaz hali gerçekten görünüş açısından muhteşem bir model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel model. Dediğim gibi birçok projenizde kullanabileceğiniz bir model. E, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, anlatımımız da bu şekilde umarım anlatımımı ve modelimi beğenmişsinizdir umarım size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir ee, dediğim gibi e, modelimizi bebek battaniyelerinde daha sonra ceketlerde hırkalarda kullanabilirsiniz ceketlerde hırkalarda ise e, şu şekilde kullanabilirsiniz gerçekten model kalın e, olan bir model bebek e, ürünlerinde gerçekten sıcak tutacak bir model şöyle modelimin arkasını da göstermek istiyorum sizlere bu şekilde bir görüntü oluşuyor arkasında da. E çok güzel bir e, proje olur bu modelden örerseniz eğer. Umarım anlatımım ve e, bir bilgi aktarımım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. E, bana destek olabilmek için kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atıp ve beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Her videomun sonunda da söylediğim gibi bugününüz, dününüzden, yarınınız, bugününüzden güzel olsun diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.